Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada tabi binansın biliyorsunuz en son Şiba tarafında e, bir takım delist duyuruları oldu. Ve gün içerisinde de bunu değerlendirdik. E, devam edeceğiz. Ayrıyeten tabii ki her videoda olduğu gibi vakit kalırsa alınabilecek altcoinler listesinden devam etmeyi sürdüreceğiz. Şimdi Binance'da biliyorsunuz şöyle bir mesele oldu ki ben farklı bir noktaya değineceğim. İşin hem Binance ayağını hem de Shiba ayağını zaten gün içerisinde attığımız videolarda biliyorsunuz belirtmiştik ve değerlendirmiştik bunları. Birincisi Binance almış olduğu bir kararla birlikte BUSD ile Shiba kaldıraçlı işlem sözleşmelerini sonlandıracağını duyurdu. Ee, ve tabii ki bu Shiba için iyi bir durum olmamaktadır. Ki bunu telafi etmediğini de hesaba kattığımız zaman e, BSC balinalarının zaten az olan SHIB coin ilgisinde e, ciddi bir azalmanın devamını görme ihtimalimiz hayli fazla olacaktır. Bunu bir kere bilmek lazım. İkincisi Binance evet son zamanlarda hem altcoin'leri tamamen kalıcı olarak delist ediyor. Hem de bazı altcoin'ler de e, bu tarz işte e, futures'ta işte BUSD çiftini kaldırdı tarzında e, durumlar meydana geldiği de oluyor. Bu arada Shiba'yı tamamen kaldırmadı bak yanlış anlaşılmasın. E, vadeli işlemlerini kaldıraçlı. Tamam mı? Futures'tan BUSD işlemlerini durdurdu ki bu da en çok kullanılan işlemlerden bir tanesiydi. E, o da ayrı bir sıkıntı zaten. Her neyse e, çoğu altcoin de bunu gerçekleştirebiliyor. Şimdi Binance e, yakın zamanda yine delistlere devam edebileceğini sıklıkla belirtmiştik ki 2 günde toplamda hemen hemen 40 pariteye yakın pariteyi delist ettiğini gördük. Bunu neden yaptığıyla alakalı zaten konuşuyorduk değil mi? Şimdi peki e, hangi tarz altcoin'leri delist ediyor? Bir kere bunu e, bilmek lazım ve buna çok dikkat ediniz. Özellikle bunları e, söyledikten sonra kendi altcoin'lerinizin bu konuda nasıl olduğunu e, girip bir incelemenizi tavsiye ederim. Mesela e, Shiba aldınız e, bu konuda bu durumlara ne kadar uyuyor mu? Ya da işte Floki uyuyor mu, Agix uyuyor mu, bu duruma yatkınlığı nedir tarzında kendi değerlendirmelerinizi bu şekilde coinleriniz için yapınız. Ayrıca coin almadan önce listelenmeye ne kadar yatkın olduğuna ya da mevcut borsalarda paritelerin açılmasına ne kadar yatkın olduğuna veya listelenmemesi konusunda yani listelenip listelenmemesi konusunda en büyük fikir uyandıracak durum budur. Şimdi biz bakınız ki Floki ile alakalı sürekli diyorduk ki işte Binance listeleyecek, Binance listeleyecek. Binance listeledi Floki. Neden? Hani e, bunu nereden kanaat getirdik biz Floki'nin Binance'da listeleneceğine? Şöyle, Floki'nin gerçekten de likidasyonu çok yüksekti. Bir, diğer altcoin'lere göre, emsallerine göre yani benzer ranktaki, benzer piyasa değerindeki, Altcoin'lere göre trader oranları çok yüksekti. Bunları bilemiyorsanız bile girip şuna bakın. Coinmarketcap sitesine girin. Mesela şöyle Coinmarketcap sitesine girin tamam mı? Örneğin burada bakın işte Elon'un piyasa değeri işte birbirlerine ne kadar yakın tamam mı? Ne kadar yakın olduğuna şöyle bir göz atın ve bunların hacimlerini karşılaştırın. Genel itibariyle. Hacimleri yüksek olanın e, borsalar tarafından listelenme, parite açılması ihtimali daha yüksek ve delist edilme ihtimali çok daha düşük olacaktır. Tabi genel cerrahi olarak e, bunların likidasyonlarını da bilmeniz gerekecek ve ortalama e, trader oranlarına da aynı süreç içerisinde diğer altcoinlere göre aşina olmanız gerekecektir, tamam mı? Mesela bakın burada KOKOS var örneğin diğerlerine göre ne kadar yüksek bir hacim gösterdiğini açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse. Bunlar her zaman önemli olacaktır. Mesela Shiba'da genel itibariyle bunun gayet yüksek olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu kadar çok borsada listelendi ve bu kadar ileri noktada ileri ataklar gerçekleştirebildi. Floki aynı şekilde. Floki'de de bundan ötürü bunu bu şekilde söylüyorduk ve ee, bu sezon inanılmaz derecede listeleme alan bir floki yaşadık. Mesela. Ya da az önce adını belirttiğimiz Agix. Agix de bu şekilde inanılmaz derecede listelendi. Listelenmeye devam ediyor. Vesaire vesaire. O yüzden girip bunlara e, bakmanız icap edecektir. Aynı zamanda e, mevzu bahis coin, x coin'inin ayı sezonundaki performansını değerlendirmeniz icap edecektir. Tamam mı? Yani ortalama emsallerine göre aynı kategorideki altcoin'lere göre ya da piyasa değerine yakın olan diğer altcoin'lere göre ne kadar bir düşüş yaşadı? Örneğin normal olanlar mesela XRP coin bir ilk hareketçi için gayet pozitifti. Tamam. Bitcoin değer kaybederken mesela Avax ne kadar düştü? Örnek veriyorum. Şimdi Binance Avax'ı neden delist e, AVAX ortalama yapmış olduğu düşüşle şu an 10 katlık bir artış gerçekleştirse ATH yapacak. Tam böyle aşağı yukarı e, ortalama bir altcoin şeklinde normal bir altcoin ortalamasında diyebiliriz. Solda mesela bir durum var ama istisnai bir durumu var. E, solun kalkışı da Avax'tan yüksek. Yani uzun vadede daha yüksek bir volatilitesi ve fiyatlayacağı bir FTX vakası olduğu için bu konuda olumsuz kapsama girmiyor. Örneğin AX. Delist edilmeye müsait bir coin. Çünkü ATH'ı, mesela ATH'ı e, AVAX'ın çok ilerisinde. Mevcut fiyatı AVAX'ın yarısından az. Çok düşük bir dominans karşısında direnç. Çok düşük bir e, performans. Dolayısıyla AX'ın, e, bak AX için konuşmuyorum. Böyle giderse, şu an delist etmez AX'ı. Durup dururken delist etmez. Ama e, buna müsait olduğunu söylüyorum sadece tamam mı? E, bu şekilde bir süreç izleniyor. E, bunlara çok dikkat etmeniz gerekecektir ve bunları her zaman e, göz önünde bulundurmanız gerekecektir. Mesela bir altcoin var sürekli trader oranları ölü. Sürekli e, hacmi ölü diğerlerine göre. Bak bu diğer borsaların listelemesi için de iyi bir tercih değil. Mevcut borsaların tutması için de iyi bir süreç izlemiyor. Ya da enflasyona çok yatkın. Sürekli anlamda artan bir arz yapısına karşılık e, gerçekleştirilemeyen bir talep var. Bak borsalar bunu tutmak istemeyeceklerdir. Bakınız SLP. Bakınız Jasmine gibi coinleri ki yakın zamanda biliyorsunuz zaten e, Jasmine özellikle Dallas'ta haberleri peş peşe geldi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.